Merhaba böcecik ve kediciklerim. Normalde fragmanları izlememe kararı almıştım. Ama bu fragmanı video yaparken buldum kendimi. Çünkü tutamadım kendimi. Aşırı heyecanlı. Bölüm gibi fragman açıkçası. Hiç hoş değil ama bu. Bölümdeki her güzelliği görmüş gibi hissediyorum. Bir dakikalık fragman nedir ya? 3-4 saatlik dizilerin bile 1 dakikalık fragmanı oluyor. 20 dakikalık çizgi dizinin neyine 1 dakikalık fragman? 10 saniye yapmalıydınız. Ama her neyse, ben bu Santa Barbara bölümünden çok da ümitli değildim ama bayağı heyecanlı çıktı. Zaten Halkmut'un sahalara indiği bölümler ultra heyecanlı oluyor ki bir şey diyeceğim. Bu adam ne kadar korkunç ya, dev gibi bir şey. Mucize iyice boynu mu uzatıyordur nedir, balkon kapısından sığmıyor. Bizim balkonun önünde böyle bir şey görsem var ya, ölürüm. Bence çok korkunç. Bir de kimse demiyor ama Chloe'nin burada ne işi var Allah aşkına? En son geleceği yerlerden biri ama şikayete geldiği belli. Alya'yı hedef almış yine. Marinette ise paranoyalara başladı sonunda. Bence endişelenmesi çok gerçekçi. En iyi arkadaşı bile olsa yine de kendini güvende hissetmiyor. Ama Alya'cığımız güvenilirliğini kanıtlayacak elbette. Yani bu sahnenin rüya bile olduğunu gösterdiğiniz fragman mı olur Allah aşkına? Fragmanda sahneyi gösterirsiniz, filmde rüya olduğu ortaya çıkar. Yani tabi bunları söylemek için daha artık çok geç, her şeyi gördük ama insan sinirleniyor işte. Bir de şu sahne, geri sarıp sarıp izliyorum. Tiki ya, çok tatlısın, keşke benim olsan. Tabii kara kedimiz sonunda kendini kanıtlamak için fırsat buldu. İşte ne duruyorsun, hadi göreyim seni kara kedi. Yine günü Rina Rouge'a kurtartma. Ya ben aslında Rina Rouge'u çok seviyordum. Ne hallere getirdiler bizi Allah aşkına. Ve alın size bir Mary Cat sahnesi. Ve tabii ki Pegabook. İlk gördüğümde bir an köpek mucizesiyle birleşti sandım. Çünkü noktalı, hani böyle Dalmaçyalı köpeklere benziyor. Ama sonra fark ettim ki Uğur böceği, yani Uğur böceğinin benekleriymiş onlar. Köpek gibi durmuş ama. Böyle söyleyince de sanki hakaret eder gibi oldu, köpek gibi durmuş. Her neyse, siz anlıyorsunuz kedicikler. Ama açıkçası yeni dönüşümler beni artık o kadar da heyecanlandırmıyor. Her bölümde olmaya başladı. Önceden ayda yılda bir olurdu. İnsan heyecanlanırdı. Aa, acaba nasıl olacak, ne zaman olacak diye. Da Marinette baloncuğun içinden nasıl çıkacak merak ediyorum. Herkesin ortasında dönüşmesi gerekecek. Havada bir sürü insan var. Peki Nino neden akımalanmış olabilir yine? Yani burada bence Alya ve Marinette sırlarını Nino'ya söylemedikleri için çok alınıyor. Baksanıza çocuğa. Alya diyor ki bizim sırrımız var, bizim aramızda, sana söyleyemeyeceğiz. E tabi çocuk dışlanmış gibi hissetti. Ama Nino nereden bilsin, onu söyleyemeyecekleri bir şey. Artık Marinette Nino'ya da söylerse herhalde artık yaşayamaz. Alya'ya söyledi, bir tek baksanıza rüyalarına girmeye başladı. Yani ben bu bölümü izlemiş kadar oldum açıkçası. Fragman 1 dakikaydı çünkü ve bütün bence önemli sahneleri buraya doldurmuşlar. Her neyse, böcek kaçar o zaman. Görüşürüz böcecik ve kediciklerim.